prensese size merhaba diyoruz. Şu an pixi kriz geçiriyor kucağında. Çünkü şeylere bakıyordu, kuşlara evet, bakıyordu. Prensese gitmek istiyor, gönderiyorum o yüzden. Kuşlara bakıyordu. Pixi'nin en şey... Aa, no, prenses no. Kamerayla oynama prenses. Biz iki kedi sahibi. Evet anneciğim, o taraftan. Heh, evet. Ha, tam karşımıza yattı. Aynen. Çok ona güzel baka, bir motivasyon bizim için. Ona baka baka konuşacağız, anlatacağız derdimizi. Biz iki kedi sahibi, abla kardeşi sanırım. Ben başlattım. Sanırım. Abla kardeş diyeyim yani. Ben başlattım eve prensesi getirerek. 2,5-3 sene olacak yaklaşık. Prensesi Melis böyle eşyalarıyla gelmiş, bir minyallama sesi geliyor, her yerinde çanta var falan, kapıyı bir açtık. O proje yaptığım dönemlerde elim kolum dolu. Şurasından beyaz bir şey çıkıyor. Yani zaten uç kadar bir şeydi, 1,5-2 aylık kadardı ve kapkara olmuş şu an, bembeyaz. Yıkadık, pakladık. Gelmişiz, yıkamadık aynen, tabii yok, yıkamadık, kendini temizledi. Annesiz, sokakta bir başına ve gecenin bir köründe saklanmaya çalışıyor ve çok ürkek bir kedi, hala da öyle. Öyle olduğu için annem böyle başta mırın kırın etti falan ama hani baktılar ki çok küçük ve çok savunmasız ve çok da sevdiriyor kendini. Gördüğün geliş gibi. O geliş. Ertesi gün hemen veterinere gittik. Ona uyumlu işte kumdur, mamadır ne varsa aldık. Alışverişini yaptık. Sonra ihtiyaçlarını zamanla tamamladık. Evin prensesi oldu. Annem hatta ismi Marshmallow oldu ilk önce. Ben koyacaktım Marsh. Annem de ki ay bunu söyleyemem. Bu prensese çok benziyor. Prenses olsun dedi ve ismi öyle kaldı. Prenses oldu. Kişiliği de o şekilde taşıyor. Aynen. İlk göz ağrısı olduğu için nasıl bir çocuk şımartılırsa biz de prensesi öyle şımarttık. Çünkü seviyoruz. Evet. İlk geldiği zamanlar evde tartışma denen hiçbir şey yok. Ses yükseltmek yok çünkü çocuk o bebek. Korkar, eder. O korkar. Şimdi prenses ayıp olmasınlar falan. Annem aynen. Şey açmaz, süpürge açmaz. Prenses uyuyor, ben süpürge açamam. Uyansın öyle açayım falan. Çünkü korkuyordu süpürgeden, hala da sevmez. Öyle olunca geliş o geliş. Sonra sıkılıyor evde aynen. Diye. Ablam ikinci kedi arayışına girdi. Ben işte böyle kör, ihtiyaç, hani engelli, hani hiçbir şekilde sokakta yaşayamayacak bir canlı aslında almak istedim ama kısmetimize Pixi düştü. Bir sene önce de Pixi ikinci kedi olarak eve geldi ve ilk başta hiç anlaşamadılar. Çünkü ikisi de dişi ve evde bir üstünlük kurma savaşına girdiler ama şimdi iyi anlaşıyorlar ve çok eğleniyorlar birlikte. Onun videoları sabah akşam evin bir ucundan bir ucuna koşuyorlar, birlikte kuşları izliyorlar. Hani mamaları zaten ortak mama yiyorlar, ayrı ayrı ikisinin de kabı var. Şeyler rahatlar, kısır ona gidiyor, ona gidiyor. Aynı mamayı yiyor. Bak. Bir yandan da prenses bizi dinlemeye bayıldığı için aynen. Şu an prenses çok sever konuşmayı. Şey yapıyor. Zaten onların gündüzleri uyku vakti. Biz biraz uykularından uyandırdık da video çekelim artık diye. Çünkü güneşin şu an uyku moduna geri döndü zaten prenses. Kedilerle yaşamak çok güzel. Keşke daha önce aslında yaşasaymışız. Biz daha önce sokaktaki hayvanlara hani mesafeliydik. Bu kadar çok sevmiyorduk herhalde. Evet seviyorduk ama bakıp geçiyorduk. Şimdi öyle değil. Mamalarla, sularla falan geziyoruz. Kapımızın önünde mutlaka su ve iki ayrı kedi ve köpek maması var. Ayrı kapları var. Yemek artık yemeğimiz olursa mutlaka onu indiriyoruz. Mama koyuyoruz. Hani aç kalmasınlar diye mahallede çünkü kedi ve köpek popülasyonu biraz var. Ve öyle olduğu için de hani onlar da yaşayabilsin, ömürlerinden kısalmasın. Çünkü zaten bizim dışımızda yeteri kadar kötü şeylere maruz kalıyorlar. Her gün araba altında ezilmekten kurtuluyorlar. Şiddet onlara kötü davranan, ki bu ara çok fazla hani tekme atılan kedi diye sahiplendirmeye çalışan ve özellikle tedavi görmeye çalışan kedileri görebilirsiniz. Bu tarz şeylere hani sanmıyorum ki sadece sosyal medyada çıkan kediler olsun. Farkındalığı olmayan bir mahallede yaşayan bir sürü kedi ne köpek var. Ki, onlar neler neler yaşıyor. Gerçekten çok korkunç bir hayat şeyleri var onların ve ömürleri o yüzden şans çok kısa. Yani. Çünkü sevilmedikleri bir ortamda yaşadıkları zaman mutlaka öldürülüyorlar. Sevmek zorunda değil kimse. Hani bunu anlayabiliyoruz. Kafasını okşamanıza gerek yok. Ama saygı duymak zorunda çünkü onların da yaşam hakkı var. Her canlının yaşam hakkı var. O yüzden buna saygı duymak zorundayız. Ne olursa olsun. O sevgiyi tattıktan sonra kimse aslında bundan vazgeçemiyor. Keşke o sevgiyi tadabilseler diyoruz biz de. Çünkü biz birlikte yaşamaya başladıktan sonra aslında ne kadar özel varlıklar olduklarını anladık. Ve bir kedi tarafından sevilmenin ne kadar güzel bir şey olduğunu anladık. Çünkü onlar sevgilerini çok başka bir şekilde gösteriyor. Ve yani karşılıksız sevmek ne demek aslında biraz onu yaşıyorsunuz. Ya şeyi mesela hani başkası söylediği zaman karşılıksız sevgi çok boş bir kavram gibi evet. Geliyor. Çünkü her şeyin karşılığı olmalı bu hayatta diye hem düşünüyor öyle, herkes. Hem öyle gösteriyorum sevgilinizin, eşinizin ya da annenizin ve babanızın arasındaki sevgi şeyiyle bu çok başka.
siz ne yaparsınız? 3 gün evinizden gidiyorsunuz, görmüyorsunuz, mamayı biraz geç veriyorsunuz ama o hayvan sizi sevmeye ve aynı hareketleri tekrar etmeye devam ediyor. Yani annenize sallıyorum trip atarsınız. Anne bunu niye böyle yaptın dersiniz. Anneniz size 3 gün küser. Ama bu hayvan küsmüyor. Şey geliyor yine mır 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 sallıyor. Yine mıncık 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 yapıyor. Ya da yine vuracaksa vuruyor. Yani onun için hayatında sizin yaptığınız hareketlerle değişen çok fazla bir şey olmuyor. Köpekler biraz daha duyarlı. Hani o yüzden Golden'ı bıraktığınız zaman mesela evde yalnız o biraz üzülüp size trip atabilir ama onlar biraz daha duygusallar. Hani kediler o kadar değiller. O yüzden biz hani kedileri anlatabiliyoruz kedi sahibi olabildiğimiz için. Keşke köpek sahibi de olsak. Çok güzel bir şey onu da gösterse anlatabilsek. Köpeklerle yaşamında biraz daha enerjik olması gerektiğini inanıyorum insanlara. Çok güzel vakit geçiriyoruz ve çok zekiler. Yani. Hani bu yatsınamayacak bir gerçek. Mesela biz bağırıyoruz böyle yapıyor. Sus. Hiç bağırma. Sevmez. Evde bağırmasını sevmez. İşte sevgisini göstermek için gelir sürtünür. Tara Volkan. Beni mesela çok hoşuna gidiyor taranmak. Tara beni diye miyavlıyor. Hani iletişim Pixi. Kuran varlıklar. Pixi çok konuşur mesela. Kızım niye bunu böyle yaptın? Miy 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 miy. Hemen cevap veriyor yani. Cevap yani tam bir yay burcu. Her şeye bir cevabı var. Her şeye bir şeyi var. Evden gitmesi gerektiği zaman nereden kaçacağını çok iyi bilir. O yüzden evde beslemek sanıldığı kadar zor bir şey değil. Süpürgenizi zaten sağlıyorum haftada bir açıyorsanız ya da haftada iki kere açıyorsanız tek kedi için yeterli. Sadece iki kedi için biraz az gelebiliyor haftada iki. Evet çok koşturuyorlar. Yani çok koşturan hem de birbirleriyle sarılıyorlar ediyorlar. O yüzden hani o sarılma anlarında da çok fazla tüy çıkarıyor. Üstümüze tüy de yapışıyor. Bu konuya da bir açıklık getireyim. Evet insan gibi kediler de tüy döküyor. İnsanlar da saçını döküyor, kılını döküyor. Doğal bir şey. Hani yani. Bir erkek mesela. Nasıl onu temizliyorsanız bu da temizlenebilecek bir şey. Ha biz 3 senedir neredeyse birlikte yaşıyoruz. Hiçbir sağlık problemi yaşamadık. Yani o biraz bünyenin hassas olmasıyla alakalı. Yani herkeste işte kist oluşacak gibi bir bakış açısı inanılmaz sığ. Ve denemeden gerçekten bilemiyorsunuz. Bizim alerjimiz yoktu. O yüzden biz şanslıydık belki de. Ama birçok yani bugüne kadar kedi besleyen çok fazla insan var. Ve onların da hiç alerjisi çıkmıyor. Çok küçük oranlar bunlar. O yüzden önce denemeniz gerekiyor. Sokaktan kedi sahiplenmek hiç zor değil. Türk kedi almanıza gerek yok. Cins kedi almanıza gerek kesinlikle. Yok. Kesinlikle almayın. Onlar hatta. Zaten hastalıklı doğuyorlar. Hepsinin farklı farklı sorunları var. Özel üretim nasıl özel üretim insan olamayacağı gibi özel üretim hayvan da olamaz. Çünkü bildiğiniz cins kedi yaratabilmek için genleriyle oynuyorlar ve hepsi bir hastalıkla doğuyor. Yani İran kedilerinin burnu basık olduğu için gözyaşları akıyor ve nefes alamıyor. Scottish'lerde kemikleri inanılmaz ağrıyor ve zamanla yamulmaya başlıyor kemikler. Hepsi cins olduğu için bir takım sağlık problemleri dünyaya geliyorlar ve acı çekerek yaşıyorlar. Yani acı çekerek bir canlının yaşamasını istemek sırf statü olarak görüldüğü için işte cins kedi sahibi olmak, cins köpek sahibi olmak görüldüğü için hakikaten o hayvanın hayatı inanılmaz bir işkenceye dönüyor. İlk önce lütfen bu konuda bir insanlar duyarlılığa sahip olsunlar. Kedi sahibi olmak istiyorsan kedi her yerde kedidir. Ya da köpek. Yani tekir de kedi, siyam da kedi. Hani hepsi kedi ve aynı duyguları emin olun hepsi hissettirecektir size. Çevrenize illa bir köpek gelir, bir kedi gelir. Çünkü Türkiye ortamında yaşıyoruz. Türkiye'deki şehirlerde kedi ve köpekler izole yaşamıyor. Birçok Avrupa kentinde bunu görebilirsiniz. Çok fazla İnsanlar kedi olmuyor, başka bir şey olmuyor. Ama Türkiye'de biz bu hayvanlarla beraber yaşıyoruz. Sokağı beraber paylaşıyoruz. Yani sokakta kediniz, köpeğiniz aslında oluyor. Aynı mahalleyi, mahalleyi sahipleniyorsanız oradaki kedileri, köpekleri de. Nasıl ağaçları biz kesmiyorsak, ağaçlardan rahatsızlık duymuyorsak, bu hayvanlardan da duyamayız çünkü bu da yaratılan, ortaya gelen ve beraber yaşamak zorunda olduğumuz şeylerden biri. Ben bunların hiçbirini yapamıyorum ama maddi imkanı da var derseniz besleme yapan bir sürü grup var yani ve dünya, yani Türkiye çapında inanılmaz bu yardımda işte uğraşan gönüllüler var. Yapamıyorsanız mamayı alın yani mamayı alın zaten siz orada satın alıyorsunuz, ilgili şeye, kişiye iletiyorlar sizin adınıza. Bu çok güzel bir destek. Ve bu kadar pahalı da değil bu arada. Ben hani 2-3 ayda 50 lira verseniz bile sizin için yeterli olacak. Hani evet, mesela gofret 2 lira alıyorsun değil mi? Bir gofret parası daha ayır ve bir mama al, onların karnını doyur. Çünkü gofret de saçma sapan bir kalori alıyorsun, senin karnını doyurmuyor. kilo almana neden oluyor. Bu tarz şeyler ve sen 3 veya 4 liraya çok rahatlıkla onların karnını doyurabilecek, gününü güzelleştirebilecek bir şey yapıyorsun. Bu gerçekten hem çok başka bir manevi bir his, hem de babam da arkada Pixie'yi seviyor. Hem de onların hayatına hayat katmak çok çok önemli. Merak ettiğiniz şey olursa bize yazın. Sosyal medyada zaten çok fazla şey bulabilirsiniz. Örnekler bulabilirsiniz. Her gün binlerce olay oluyor ve korkunç şeyler de oluyor.
Ben bunların önüne geçmek için yapabileceğimiz bir sürü şey var. Ablam mesela işte avukat. Ben avukatım. İstanbul Boğaz Hayvan Hakları Merkezi'nde de üyeyim. Hep Türkiye çapında da bir sürü olay olduğu için biz her birinde hani gerekli müdahaleleri yapmak için gönüllü uğraşıyoruz. Gerekli şikayetleri yapıyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. İnsanları bilinçlendirmek ve hayvanlara yapılan kötülüklerin cezasız kalmaması adına. Herhangi bir problem olduğunda siz de şikayet hakkınızı kullanabilirsiniz. Hatta herhangi bir şey kullanın veya bize bildirin. Hani ulaşabileceğiniz insanlara ulaşın. Bireysel olarak yapmaktan korkuyorsanız veya yapma gibi bir durumunuz olmuyorsa yapılabilecek çok şey var ama istedikten sonra hani gerçekten her şeyi yapabilirsiniz. Her şeyi bulabilirsiniz. Evinizde çocuğunuz varsa dahi besleyebilirsiniz. Bunun için süper hesaplar biliyoruz. Biz aynen. Çok gülüyoruz. Kedi ve köpek sahibi çok olan, eğlenceli. Çocuk sahibi olan hesaplar. Çünkü çocuklara tavrı da çok değişik kedi ve köpeklerin. Daha bir korumacılar, daha bir yani onlarla vakit geçirmekten de keyif alıyorlar. Bir ara İstanbul metrosunda biliyorsunuz kedi köpek videoları falan dönüyordu. Orada bir sürü çocuklarla videoları görmüşsünüz. Bizim neslimizde mesela televizyonda sürekli video çıkıyordu. Böyle onların köpekli, komikli, kedili, çocuklu videolar vardı. Biz o şekilde hani büyüdük biraz. İnsanla kuramadığınız iletişimi kurabiliyorsunuz. Ablam mesela hayatında bence bayağı bir şey değişti prensesten sonra. Aynen. Hani ben nerede stabil kaldım. Benim hayvanları gerçekten insanlardan daha çok seviyorum artık mesela. Yani sonuç olarak o sokakta sadece kedi sever eve giderdi. Çok şimdi fazla bir farkındalığı yoktu. Şey şimdi bunun için hukuki olarak da çok fazla uğraşıyor. O yüzden bakış açınızı hayata değiştiriyor. Sevginizi arttırıyor. Bir kere olumlu bir enerji katıyor. Eve gitsem de sevsem, eve gitsem de azıcık onu mıncır. O yüzden lütfen yardım etmeyi, küçük mamalar ya da büyük yardımlar yapacaksanız da bunu daha farklı sitelerden yapabilirsiniz. Onların bilgilerini olabildiğince bizim bildiğimiz ve güvendiğimiz şeyleri ben aşağı kısma yerleştireceğim, hesapları da yerleştireceğim. Instagram hesaplarını da istediğiniz gibi bakabilirsiniz. Açıklama kısmında bulabilirsiniz. Umarım bir faydamız dokunmuştur, farkındalık yaratabilmişizdir size. Çünkü bizim için artık hayatımızın hani orta noktasında bulunan şeylerden biri bu. Sokakta gördüğümüz yavrular için de ablacığım her gün gördün mü? Gördün mü onu? Orada mı? Orada mı? Yani, beş tanelerdi onlar, dörde düşmediler değil mi? Falan gibi bir şekilde davranıyoruz. Bu şekilde sert olmanıza gerek yok. Bu daha böyle hayatımızın orta noktasına koyma demek. Ama en azından ufacık bir adım bile çok önemli. Evinizde bir tane mama bulunsun, sabahları koyun. Azıcık bile koysanız çok farklı şeyler değiştirebilirsiniz. Bizim mahallemizde çok fazla yaşıyorlar. Sizin mahallenizde bu kadar olmayabilir. Bizde köpeklerden de korkmayın. En kötü mamanızı koyun ve kaçın. Siz iyi hislerle yaklaşırsanız o zaten bundan tedirgin olmaz. Onlar çok zeki hayvanlar. Evet. Gerçekten koyun kaçın yani. Onları çok seviyoruz. Aynen. Sorunuz da olursa yorum İstediğiniz olarak yazarsınız. Bizim hesapları yine aşağı yazacağım. Oradan da sorabilirsiniz. Umarım hoşunuza gitmiştir video. Bizim kedilerimizle iletişimimiz bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Umarım görüşürüz daha güzel günlerde. Kedili hayvanlı günlerde. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Başta bir cici kız. Sonra tüylü. Sonra patisini çakıyor arada bir. İlk geldiği zaman nasıl hissettin? Çok kötü hissettim. Ağlayacaktım neredeyse evimize bir hayvan geliyor diye. Şındıracaktım, camdan atacaktım kendimi. Var mı diyeceksin? Onu sevmiyorum. Kedi bugüne kadar kedi köpek hiç istemedi. Niye istemedin? Ayrımdan mı? O sebeplerden. Hangi sebeplerden? Normal beyaz peynir. Evde kedi, köpek, herhangi bir bilimum hayvan çeşitleri. Kahvaltı yapıyorum farkında. Bunu medyaya mı yayacağım? Allah. Rezil etmek için. Hayır, yanındayken çok güzel bir atmosfer oldu. O yüzden çekmek oradan istedim. Olsun olsun. Öyle olmaz. Prensesciğim çatal bıçağın önünde mi? Canım benim. Aha. Pixi de oturdu. Babacığım sen de gelmek ister misin? Rahatsız mısın? Gene çıktın oraya sen. Yine ne yapıyorsun orada? Yine ne yapıyorsun? Ses kavga ayıp değil mi kavga? Neden kavga ediyorsun anneciğim? Neden ediyorsun?